Evet, 8. dersin son videosunda, yani 4. videosunda beraberiz. Tekrar devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, sizden özür dileyerek bir düzeltme yapacağım. Bu dersin önceki videosunda hatalı olarak söylediğim inverted mikroskopla ilgili bu slide'dayken bahsetmiştim. Normal mikroskoplar da ışık aşağıdan geliyor. Objektifler yukarıda bulunuyor. Ancak ben tam tersini söyledim. Inverted mikroskopta, yani petri lamp uygulamalarında mikroskop ters çevrilmiş oluyor. Yani yukarıdan ışık geliyor, aşağıda objektifler oluyor. Yani devam eden slaytlarda doğru söyledim ama başlangıçta bir dil sürçmesi olmuş. Bunu düzelteyim istedim. Video edit programlarında, video düzenleme programlarında bunu yapmak istedim ama çözünürlükten kayıp olduğunu görünce bu şekilde düzeltmenin daha uygun olduğunu anladım. Bunu düzeltmiş olayım. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir iyon kanalının üzerinden geçen akım, o iyonun denge potansiyelinden ne kadar uzakta bulunulduğu ve o iyonu zarın geçirgenliğiyle belirleniyordu. Hatırlayalım bunu. Şimdi burada A şeklinde görmüş olduğunuz bir iletkenin ya da bir direncin diyelim, yani kanal aslında bu, akım voltaj karakteristiği. Ama tabii bu bir iyon kanalı olduğunda, bu iyonun işte konsantrasyonlarından ötürü içinde ve dışında hücrenin bir denge potansiyeli söz konusuydu. Bu denge potansiyelini ners denge denklemiyle hesaplıyorduk. O yüzden şu B şekline geçiyoruz. Bu denge potansiyelinden dolayı şuraya bir elektromotor kuvvet koyuyoruz. Bu direncin yanına ya da iletkenin yanına. Böyle olunca ne oluyor? Denge potansiyeli akım eğrisi yani akımın sıfır olduğu potansiyel fark denge potansiyelinde görülüyor. Yani potansiyel fark eksenini akım eğrisi sıfırda kesiyor belli bir değerde. Bunu görüyoruz, biliyoruz zaten, önceden konuşmuştuk. Fakat aslında arkadaşlar biz şunu biliyoruz ki iyon kanalları değişken direnç özelliği gösteriyor. Yani bunlar kapalı kanallar, sodyum ve potasyum kanalları. Bazen de kalsiyum kanalları tabii. Bu kapalı kanallarda direnç değiştiği için ilk kez burada akım ve voltaj karakteristiğini dirence bağlı, yani direncin değişimine bağlı olarak çizeceğiz. Dolayısıyla mesela burada görmüş olduğunuz sodyum kanalları için akım voltaj karakteristiğini gösteren bir eğri. Burada aslında şurada da aynısını görüyorsunuz. Daha detaylı yakından görünümü burada var. Şimdi belirli bir voltaj değeri için akım maksimumdan geçiyor. Biz bunu biliyoruz. Yani sodyum iyonları için kanalın açıldığı bir potansiyel fark değeri söz konusu. İşte burada akım maksimum oluyor. Potansiyel fark arttıkça akım artıyor. Hatta denge potansiyelinden sonra daha yüksek potansiyel farklar için yön değiştirdiğini söyleyebiliriz. Aynı şekilde daha düşük potansiyel farklarda da bu iyon kanalının üzerinden geçen akımın azaldığını söyleyebiliriz. Eş zamanlı olarak çizilmiş de yukarıda voltaja bağlı sodyum kanalının geçirgenliği eğrisini görebilirsiniz. Şimdi gelelim D şekline. D şeklinde işte sodyum kanalının ve potasyum kanalının akım voltaj karakteristiklerini görüyoruz. Akım voltaj davranış karakteristiğini görüyoruz. Bakın burada farklı potansiyel fark değerlerine hücre zarını kenetlemişiz. Zaten bu eğrileri de o şekilde oluşturuyoruz. Mesela -50 milivolta kenetliyoruz. Geçen akımı gözlüyoruz. İşte -40'a, -30'a, -20'ye falan derken her bir potansiyel fark değerine kenetleyerek mesela sadece sodyum kanalından geçen akımları gözlüyoruz. Kanallarından geçen akımları, yani potasyumu bloke ederek. Mesela potasyum için de sodyumu bloke ederek farklı potansiyel fark değerlerine kenetleyerek işte -50, -40, -20 gibi falan böyle kenetleme değerleri için geçen akımı ölçüyoruz.
Böylelikle işte birim yüzey alanından geçen akımı miliamper cinsinden hesaplayıp yazdığımız böyle eğriler elde ediyoruz. Böyle eğriler elde etmemizin amacı ne? Bu bize bu kanalların davranış özelliklerini gösteriyor ve tabii ki bazı özel durumlarda bu değişebiliyor. İşte patolojik durumlarda değişebiliyor. İşte bunlara ilaç tedavileri uygulayabiliyoruz. Bunları ne kadar kontrol grubuna yaklaştırabildiğimizi falan deneyebiliyoruz. İlaç denemeleri yapabiliyoruz. Toksisite deneyebiliyoruz falan gibi. Örneğin burada bir çalışma var. Burada bir sıçan ventrikül hücresi, kalp kası hücresi tüm hücre yöntemiyle kaydedilmiş kalsiyum akımları var. Bu kalsiyum akımlarının potansiyele bağlı işte akım değişimi, yani akım voltaj karakteristiğini görüyorsunuz. Şu sarıyla gösterilmiş olan sağlıklı hayvanlarınki. Ancak mesela bir selanyum verdiğimizde, selanyum adında bir bu aslında antioksidan ama yüksek dozlarda olduğunda toksik etki gösteren bir madde. Bunu verdiğimizde bakın kalsiyum kanal karakteristiği nasıl değişiyor. Bunu da işte örnek olsun diye buraya koyduk. Evet arkadaşlar, şimdi kanalları tek tek inceleyelim. Öncelikle sodyum kanallarına bakalım. Sonra potasyum kanallarına bakacağız. Biraz da kalsiyum kanallarından bahsedeceğim size. Sodyum kanalları tabi sinir kas hücresi gibi uyarılabilir zarlarda iletimde birinci rolü üstleniyor. Biliyorsunuz ki aksiyon potansiyelinin depolarizasyon fazından sorumlu sodyum kanalları. Bunların ana yapısını 2000 dolayında amino asit içeren tek bir protein oluşturuyor. Bu proteinin her bir bölgesi zarı 6 kez geçiyor. Voltaj bağımlı kanalların zaten zarı 6 kez geçen alfa helix yapılarında olduğunu söylemiştik. Bu alt birimler yani yaklaşık olarak birbirlerine çok yüksek oranda benziyorlar. Bu kadar yüksek oranda benzeyen 4 tane alt birim bir araya gelerek işte aşağıda görmüş olduğunuz sodyum kanallarını oluşturuyorlar. Burada dördüncü alfa helix yapısı görmüş olduğunuz gibi pozitif yüklü, fizyolojik pH koşullarında pozitif yüklü amino asit rezidülerinden oluşuyor. Fakat voltajdan etkilenerek kanalın açık ve kapalı olmasını belirleyen alfa helix yapısının bu kısımda olduğu belirlenmiş arkadaşlar. Yani dördüncü alfa helix yapısı her bir alt birimde bulunmak üzere bu voltaj bağımını kanalın konformasyon değişikliği meydana getirmesine sağlayan alt birim. Şimdi sodyum kanallarına özel bir durum söz konusu. Sodyum kanallarında bir aktivasyon kapısı ve inaktivasyon kapısı var. Potasyum kanallarında biraz sonra bahsedeceğim. Sadece aktivasyon kapısı olacak. Şimdi bu aktivasyon kapısı adını verdiğimiz kapıya M kapısı adı da veriliyor. Bunu gerçekleştiren yani kanalın açılmasını gerçekleştiren şey aktivasyon kapısı. İşte bu dördüncü rezidünün yani burada gösterilen dördüncü rezidünün aktivasyon kapısı olduğu düşünülüyor. Burada bu alt birimlerden 4 tanesi bağlanırken şurada görmüş olduğunuz bir hidrofilik yapı var. Bu hidrofilik yapı ise bakın şurada da gösterilmiş. Bu hidrofilik yapı ise inaktivasyon kapısı. Başka bir isimlendirmeyle aş kapısı olarak da adlandırılıyor. Bu üçüncü ve dördüncü alt birimler arasında bulunan bir protein dizisi. Bu hidrofilik kısımlardan da hidrofobik kısımlardan da oluşuyor. Bir sarmal yani alfa helix yapısı da içerdiği biliniyor. Evet, şimdi sodyum kanalları arkadaşlar 3 durumda bulunabilirler. Ya bu kanal kapalıdır, yani M kapısı kapalıdır. İnaktivasyon kapısı ise açık olarak bulunabilir. Yani dinlenim durumu söz konusuysa M aktivasyon kapısı kapalı, H inaktivasyon kapısı açık. Yani ne anlıyoruz bundan? Kanal kapalı, iyon geçemiyor. Şurası M kapısı, şurası H kapısı.
Açık olduğu durumda, yani voltaj değişimi söz konusu olduğunda ne oluyor? M aktivasyon kapısı açılıyor ve böylelikle sodyum iyonları geçiyor. İnaktivasyon kapısı da zaten açıktı, açık olarak duruyor. Yani iyonlar geçiyor. Belirli bir süre sonra, yani uyarılmayı izleyen süreç içerisinde yaklaşık 1 milisaniye sonra inaktif konuma geçiyor bu sodyum kanalları. Yani inaktivasyon kapısı kendiliğinden kapanıyor ve içeriye sodyum girişi duruyor. İnaktivasyon kapısı kapanıyor ama aktivasyon kapısı ne durumda? O hala açık. Fakat açık olmasına rağmen inaktivasyon kapısı kapandığı için sodyum iyonu girişi duruyor. Buna inaktif durum olarak isimlendiriyoruz. Bu durumda belirli bir süre kalıyor kanal. Ancak bu süre tamamlandıktan sonra kanal tekrar kapalı konuma geçip ondan sonra tekrar açılması mümkün olabiliyor. Bu durumlar arasında, yani şu görmüş olduğunuz 3 durum arasındaki geçiş reaksiyon kinetiği benzetmesiyle şu şekilde gösterilebiliyor. Kapalı, açık ve inaktif. Burada tabii bu durumlar arasındaki geçiş olasılıkları alfa M, alfa H, beta M ve beta H'la temsil ediliyor. Açık kalma ömrü, yani açık kalma ortalama süresi ve bu durumu terk ediş hız sabitlerinin toplamının tersi olarak şu şekilde bu süre ifade edilebiliyor arkadaşlar. Yani bunu çok fazla üzerinde durulacak bir detay olarak görmüyorum ben. Geçelim. Sodyum kanalları bir radyoaktif markerla işaretlenerek bunların sayılması mümkün olabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde sayıldığında mikrometre kare başına yaklaşık olarak 70 ila 500 adet düştüğü bulunmuş. Sodyum kanalları arasındaki ortalama uzaklık bu kadar sayıda olduğuna göre, hücre yüzey alanında bilindiğine göre 100 nanometre olduğu hesaplanabiliyor. Bir kanalın iletkenliği tepe değeri birim alandaki kanal sayısına bölünerek yaklaşık olarak 2 ila 10 pikosiemens olarak hesaplanabiliyor. Bu oldukça tabii küçük bir değer. Bir sodyum kanalından geçen akım buna göre iletkenlik 7 pikosiemens, denge potansiyeli artı 50 milivolt, zar potansiyeli de eksi 60 milivolt olduğunda hesaplamayı yapıldığında sodyum kanalından, tek bir sodyum kanalından geçen akım ise arkadaşlar eksi 0,77 pikoamper olarak bulunuyor. Eksi tabii ki artı yüklü bir iyon hücre içine girdiği için eksi 0,77 pikoamper. İyon akı yoğunluğu ise bir sodyum iyonunun yükü bilindiğine göre 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomb olarak bilindiğine göre saniyede toplam 5 çarpı 10 üzeri 6 adet sodyum iyonunun hücre içine girdiği bulunuyor depolarizasyon esnasında bu kanallar açıldığında. Bu değer oldukça yüksek. Yani sodyum potasyum pompasıyla karşılaştıracak olursak sodyum potasyum pompası en fazla saniyede 300 sodyum iyonunu dışarı pompalıyor. Ancak voltaj bağımlı sodyum kanalları açıldığında 5 çarpı 10 üzeri 6 adet sodyum iyonu hücre içine giriyor. Aradaki farkı görüyorsunuz. Evet, potasyum kanallarına gelelim arkadaşlar. Potasyum kanalları yine voltaj bağımlı kanallar. Bunlar yine voltaj bağımlı kanallar arasında en çok bulunan kanallar. Fakat bunların çok farklı tipleri söz konusu. Dinlenim zar potansiyelinin oluşumunda oldukça önemli rol oynuyorlar. Çünkü sodyum kanallarının açılmasıyla beraber bir depolarizasyon dalgası oluyor. Bu depolarizasyon dalgasının repolarizasyon sürecinde, yani aksiyon potansiyelinin repolarizasyon fazında potasyum kanalları rol oynuyorlar. Bunlar tabii ki ya hep ya hiç kuralına göre çalışıyorlar. Ya hep ya hiç kuralına göre çalıştıkları için ya açık oluyorlar ya da kapalı oluyorlar. Bu açık kapalı durumlar arasındaki geçiş sodyum kanalına benzemiyor. Sodyum kanalındaki gibi bir inaktivasyon kapısı söz konusu değil. Burada kapalıysa N kapısı var. Burada kapalı olmasını sağlayan bu N kapısı kapalı olduğunda iyon geçmiyor bu kanaldan. N kapısı açık olduğunda ancak iyon geçebiliyor.
Burada tabii özel bir durum var potasyum kanallarında. Bir geçiş esnasında bir potasyum kanalının içerisinde 2 ila 4 adet potasyum iyonu geçmekte olarak bir anlık kesit alırsanız, yani zamanı durdurup bakarsanız 2 ila 4 adet potasyum iyonu geçmekte olarak bulunabiliyor. Bu iyon kanalları da aynı sodyum iyon kanallarına benzer şekilde zarı 6 kez geçen alfa helix yapılarından oluşuyor. Bunlardan 4 tanesi 4-6 ünite bir araya gelerek işte bu voltaj bağımlı potasyum kanallarını oluşturuyorlar. Bunun yine 4. alfa helix yapısı işte N kapısı, yani voltaj duyarlı kısmı olarak bulunmuş. Burada tabii bir inaktivasyon kapısı söz konusu olmadığı için öyle bir uzantı yok. Bunların iletkenliği yaklaşık olarak toplam iletkenliği potasyum kanallarının yani 4 ila 14 pikosiemens. Bunlar uzun ve dar yapılılar. Tetraetil amonyumla bloke edilebiliyorlar. Bunlar arkadaşlar aksonlardaki potasyum kanalları, yani bir potansiyel değişikliğinden sonra gecikerek açılıyorlar. Bunu zaten aksiyon potansiyeli ile ilgili derste bol miktarda konuşmuştuk. Yavaş açılıyorlardı. Yani sodyumla beraber açılmaya başlıyorlardı ama yavaş açılıyorlardı. Bu yüzden bunlara gecikmiş doğrultucu, delayed rectifier kanal adı veriliyor. Doğrultucu denmesinin sebebi de yani dinlenim zar potansiyeline doğru getirdiği için doğrultucu adı veriliyor bunlara. Uyarılabilir zarlarda çok değişik tipte potasyum kanalları bulunuyor. Bunların bir kısmı yavaş, bir kısmı hızlı olabiliyor. Hatta bazılarında inaktivasyon durumunun görüldüğü bile saptanmış. Bazıları negatif değerlerde zıtlanma potansiyellerine sahip. Yani bunlar işte hiperpolarizasyonla beraber zıtlanıyorlar. Yani biraz sonra anlatacağım. Negatif duruma geçildiğinde ters yönde akım geçiriyorlar ve böylelikle uyarılmayı sürdürmeyi ve zar potansiyelini stabilize etmeyi görev edinmiş olan kanallar bunlar. Potasyum kanalları çok çeşitli dedik. Çeşitlilikleri sayesinde değişik işlevleri var. Mesela aksonlarda en çok bilinen potasyum kanalları az önce bahsettiğim gecikmiş doğrultucu kanallar. Bunlar IK şeklinde gösteriliyorlar ve tetraetil amonyumla birlikte blokasyonları mümkün oluyor. Bir de transient olan, yani geçici olan kanalları var. Bunlar eşik altı durumlarda, yani zar potansiyelinin eşik altı durumlarında aktive olan ve hızlı inaktivasyonu olan potasyum kanalları. Bunlar geçici dışarı, yani transient outward adı verilen kanallar. Bu kanallardan geçen akım ITO, ITO0 da diyorlar buna. Sıfırla alakası olmadığı halde. Bu tür kanallar zar bir hiperpolarizasyonu izleyerek depolarize olduğunda aktive oluyorlar. Yani bir hiperpolarizasyonun hemen arkasından depolarizasyon söz konusuysa aktivasyonları mevcut. Bunlar 4 aminopiridinle bloke olabilen kanallar. Yani tetraetil amonyumla değil 4 aminopiridinle bloke oluyorlar. Bir de bunların bir çeşidi daha var arkadaşlar. Hücre içi kalsiyum konsantrasyonundan etkilenen kalsiyum bağımlı potasyum kanalları var. Bunlar hücre içindeki kalsiyum konsantrasyonu arttığı zaman sadece açılıyorlar ve potasyum geçişini sağlıyorlar. Bir diğer potasyum kanalı tipi ise içeri doğrultucu. İçeri doğrultucu. Bunlara invert rectifier adı veriliyor. Kir kanalları, KIR şeklinde şöyle yazılıyor. Bunlar bir yönlü açılan bir kapak ya da bir diyot, yani elektrik devrelerinde diyotu biliyorsunuz. Belli potansiyel farklarda diğer taraf tek tarafa akım geçiriyorlar. Bunlar diyot gibi davranıyorlar. Ancak sadece zar hiperpolarize olduğunda açılıyorlar, depolarize olduğunda kapanıyorlar. Yani bunlar aslında bir nevi bu hücreleri koruyorlar. Yani hiperpolarizasyona aşırı derecede kayma söz konusu olduğunda bunu engelliyorlar. Bunlara içeri doğrultucu kanallar adı veriliyor. Bu tip kanallar iskelet ve kalp kaslarında mevcut. Bir de anormal doğrultucu kanallar var. Anormal doğrultucu kanallar da IK1 kanalları. Bunların temel işlevleri
zar potansiyellerini stabilize etmek arkadaşlar. UK1 olarak gösteriliyorlar. Zar potansiyellerini stabilize ediyorlar. Şimdi bu ders slaytlarında yok ama ben size onlardan da bahsedeceğim. Şimdi kalsiyum kanalları da var arkadaşlar. Kalsiyum kanallarının iki tipinden söz edebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi düşük voltajla aktive olan kanallar. Low voltage activated, yani LVA kanalları. Bunlar çok az iletkenler ve geçici akım meydana getiriyorlar. Bunlar T tipi kalsiyum kanalları olarak da adlandırılıyorlar. T type kalsiyum kanalları. Bir de kalsiyum kanallarının yüksek voltajla aktive olanları var. HVA diye, high voltage activated olanları var. Bunlar da inaktivasyon göstermeyen kanallar ve uzun süreli kanallar. Bunlar da L tipi kalsiyum kanalları olarak adlandırılıyor. Bunlardan bazıları sadece hastalık durumlarında ortaya çıkıyor. Böyle olduğu gösterilmiş pek çok yayın tarafından. Tabii kalsiyum kanalları kalp kası hücrelerinde büyük oranda ya da iskelet kası hücrelerinde biliyorsunuz ki kasılmanın meydana gelmesi için hücrenin içerisine kalsiyum iyonu girmesi şart. Dolayısıyla kalsiyum kanalları burada aksiyon potansiyelinin oluşumundan ziyade kasılmanın meydana gelmesi için önemli rol üstleniyorlar. Ama tabii bu işlevlerini voltaj bağımlı olarak gerçekleştirdikleri için voltaj bağımlı kalsiyum kanalları içerisinde bunlardan da bahsetmiş olalım. Evet arkadaşlar, 8. dersimizin de sonuna geldik. Bu ders için benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste, yani bileşik aksiyon potansiyeli dersimizde, 9. dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.